Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya kün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam istiqtanlar ekranımız olsun. Dehqan çaruvçularının öyləri mə Xitayının çıxış planına kirgizildi. Xitay bu yıl atalmış şəhər yezilərinin yer dəvrəşkə çidamlıq əmin öy quruluşunu ilgiri sürüş namıda dehqan çaruvçularının yüşürün xəvf saqlanğan öylərini çıxıb qayıt saladığanlığını elan qıldı. Xitay Xalq Torunun 13 Mart xəbər qilishçe atalmış Uyğur Abnum rayonluq Toralğu və şəhər yezi quruluşu nəzarəti parti qrupusunun əzası muavin naziri Li Lunyu bu yıl Şərq Türkistanda atalmış şəhər yezilərinin yer dəvrəşkə çidamlıq əmin öy quruluşunu ilgiri sürüş namıda çaruvçularının öylərini umumiyüzlük təkşürüb çıxıdığanlığını, iğir bexəterlik xəvp saqlanğan öylərini çıxıb qayıt saladığanlığını bildirgen. Yıqınqı yıllardan buyan Şərq Türkistanda 2,669,800 ailelik atalmış yezi əmin öyü seylinğan bulup, bu hareket 11 milyonğa yıqın dehqan çaruvçığa çetildigen. Li Lunyu'nun aşkarlışça bu yıl Xitay rejimi 1991 ve onundan burun selingan Toralğu öylerinin süpütünü bahalap bekitip çıkıdıkken. Şunun bilen bile Üçtürpan Akçı nahiyelerinin şehir bazarlarındaki Toralğu öylerini tertip kesiliş hizmetini başlaydıken. Xitay rejimi yakınki yıllar mabeyinde Şarkı Türkistan'da irki kırgıncılık siyasının bir kısmı süpüte de Uyğur İslam medeniyeti üslubida selingan öylerini, hoyla aramlarını türlük bahaneler bilen mecburi çekip Uyğur mahallelerini veyran kılıp kelgen idi. Xitay bu yıl mı mezkur rezil planını devamlı küçep icra kılışını planlıgan. Beijing'e yakın caydaki partilaşta kem digende 7 Xitay öldü. 13 Mart Beijing'den 50 km yiraklıktaki Yanjiao bazarda katlı partilaş yüz bergen bulup, Xitay rejimi bu haktaki uçurunu katlı kontrol kılgan. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haber kılışça 13 Mart Xibi ülkesinin Yanjiao bazarı Yingbin yoludaki adam zit caydı partilaş yüz bergen. Torda ilan kılıngan bir sında partılığan caydın kuyuk istütek çıkanlığı körüstülgen. Yeni birisinde binanın örülüp düşkerliği ve etraftaki nurgun binalarının iğir derecede buzulğanlığı körüstülgen. Vaqadan keyin hatta Xitay Merkezi Televiziya Stansiyasının muhbirlerinin vaqa haqqıda haber berişi yerlik dairler orunlaştırgan sağçılar tarafından tosup kılıngan. Xitay taratqularının haberde şu jay vaqti 13 Mart saat 23:00'e 7 Xitay ölüp 27 Xitayının yarlanğanlığı elan kılıngan. İsmini aşkarlaşını halimağan bir dükandar Fransiya Xalqara Radyosu muhbiriga ''Mən nahayeti korkunuşluq bir avazını anladım. Vaqa bazırımızdan sırtıda yüz berdi. Hemme yer kuyuk karı istütek bilen toldi.'' degen. ''Yeni bir malsat kuşumu gayet zor partlaş anlandı.'' degen. Xitay Merkezi Televiziya Stansı muhbirleri vaqanı nəx meydandan bivası tarqıtıp atqanda tuyuqsız oturğa çıkan karı kiyimli kişiler tarafından tosqulluqı uçurgan. Japonya ayrıplarları Xitay ayrıplarlarını tosuş üçün kökü götürüldü. Japonya köreşçi ayrıplarları Şarkı Deniz'de Xitay ayrıplarlarını tosuş üçün kökü götürüldü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Japonya köreşçi ayrıplarları Miyako boğazı bilen Okinawa arasından Gharbi Tiniç Okyanğı qarap uçuvatkan Xitay'nın 3 tane ayrıplarını karşı kökü götürüldü. Japonya özünü koğdaş armiyesi bayanatı da Y-9 istihbarat ayroplanı ve H-6 bombardıman ayroplanı Tiniç Okyan asmını da uçuvatkanda bir Xitay uçkosunun mu mezgür hava tevalikinin uçup ötkerliği tahmin kılınmaqda deyildi. Amerika Avam Palatası TikTok'nı çekleş kanun lahisini makulladı. Amerika Avam Palatası devlet xavfsizlikiga münasibetlik mesele peyda qilish sebebi bilen TikTok'nı çekleş kanun teklif lahisini tasdiqlab Kengeş Palatası'nı yolladı. Palatada ötküzülgen avaz berişte 65'ki karşı 352 avazının kolluşu bilen Amerikalıklarını çet el rakipler kontrol kılgan Abdi Tallardın Qoğdaş Kanunu namlıq teklif lahisi makullandı.
qanun layihasida Xitoyning ByteDance shirkatining TikTokning Amerikadagi mulozimatini setish kerakligi, aksiga bo'lganda TikTokning munosabatlik abdukallaridan 5 oylik muddat bilan cheklash yoki butunlay cheklash kerakligi talab qilingan. Jumhuriyatchilar bilan demokratchilarning birlikda ovoz berishi bilan qabul qilingan loyihani qo'llaganlar Xitoyning ByteDance shirkatining TikTok orqali qo'lga tushirgan Amerika fuqarolarining uchurlarini Xitoy hokimiyatiga yetkazadiganligini o'tirg'i qo'ymoqda. Qonun loyihasiga qarshi chiqqan parlament a'zolari bo'lsa, TikTok to'plagan uchurlarni Xitoy hokimiyatiga beradi degan ayiblashga isbot bo'lishi kerakligini, abditalini cheklashning fikr erkinligini cheklash bo'ladiganligini bayon qilmoqda. TikTok shirkati abditalni cheklashning amaliyotga uyg'un emasligini va o'zlarining Amerikadagi boshqa ijtimoiy taratqusplarga o'xshash butunlay Amerika qonunlariga asosan xizmat qilganligini da'vo qilmoqda. Qonun loyihasi avom palatasida mutlaq ustunlik bilan ma'qullangandan keyin hammaning diqqati kengash palatasiga markazlashdi. Prezident Joe Biden bundan ilgari mazkur qonun loyihasi ustunligi qo'yilgan ahvolda davlat xavfsizligiga bo'lgan sezgirligi sababidan tasdiqlaydiganligini jakarlagan edi. This is not an attempt to ban TikTok. It's an attempt to make TikTok better. Tic-tac-toe, a winner. Yevropa harbiy yordam loyihasini tasdiqladi. Yevropa ittifoqi 2 yildan buyon Rossiya ishg'oliga qarshi urush qilayotgan Ukrainaga 5 milliard yevroluk harbiy yordam qilish loyihasini tasdiqladi. Yevropa ittifoqi navbatchi raisi Belgiya ijtimoiy taratqu betida uchur hambaharlab Yevropa tinchlik fondi deb nom berilgan fondni isloh qilish qarorining chiqarilganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı islahat ramkasida Ukrainaga harbiy yordam qilish uchun qurilgan fondni 5 milliard yevro ko'paytirish to'g'risida prinsip jihatdan fikr birligi hosil qilgan. Hambaharlangan uchurda Yevropa İttifaqı Ukrainaga uzun muddatlik yordamni kapolatga ega qilish va Ukrainani o'zini qo'g'dash uchun ehtiyojli bo'lgan harbiy aslahalar bilan ta'minlash irodasini davomlashtirdi, deyildi. Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrellmi uchur hambaharlab signal nihoyatda aniq. Ukrainani g'alaba qilishi uchun qo'llaymiz degan. Hurmatli ko'rganlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.